Kübra Telyak ve Can Nizam bizlerle birlikteler. Kübra Hanım, Can Bey, hoş geldiniz. Hemen size sözü bırakıyoruz. Buyurun. Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle herkese hoş geldiniz diyorum. Ben de bugün sizlere öncelikle bir kendimden bahsedeceğim. Kendi kariyer hikayemi anlatacağım. Sonrasında da kendi gözümden satış departmanını anlatmaya çalışacağım. Burada biraz kafa karışıklığı ve ilginç bir seans olabilir. Çünkü şu anda ben buraya pazarlama ürün müdürü title'ımla katılıyorum. Ama bugün size satıştan bahsedecek olan kişi benim. Çünkü çok kısa bir süre önce, biraz önce Armon Hanım'ın bahsettiği gibi Kübra Hanım'la bir değişim yaşadık. Yerlerimiz değişti. Bu da aslında bu seansın biraz ilginçliğiyle denilebilir. Öncelikle kendimden bahsedeyim. İstanbulluyum. Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Okurken Work and Travel'a gittim Amerika'ya. Sonrasında Bosch'ta, Robert Bosch'ta çalışmaya başladım. 3,5 yıl, yaklaşık 3,5 yıl Robert Bosch'ta çalıştıktan sonra master yapıp 2014 yılında Unilever'in satış departmanında göreve başladım. Profesyonel fotoğraf çekiyorum. Mentorluk ya da bu şekilde panellere falan katılıyorum. Tenis oynamayı seviyorum. Karikatür çiziyorum. Seyahat etmeyi seviyorum ve yelken sporuyla ilgileniyorum. Profesyonel kariyere bakacak olursak şu anki, daha doğrusu bir önceki görevimle başlamak istiyorum. Satış bölge müdürü olarak 2 yıl görev yaptım. Bu süre zarfında gerçekten çok fazla deneyim elde etme fırsatım oldu. Ondan önce kanal yönettim. Satış tarafında Modern Kanal'da sorumlu görevi yaptım. Modern Kanal'dan sorumluydum. Kanal ve kategori geliştirme görevi yaptım. Öncesinde satış sistemleri yöneticiliği yaptım ve ondan önce de iş geliştirme uzmanı olarak Unilever 2014'te başladım. Ondan önceki süre zarfında ise 3,5 yıl Bosch'ta çalışmıştım, bahsettiğim gibi. 3,5 yılda Bosch'un satış ve koordinasyon uzmanı olarak görev yaptım. Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi master'ı yaptım. İngilizce biliyorum, Almanca biliyorum ve bunun dışında okurken de aslında yalnızca derslere girmek ya da proje bitirmek değil, bir anlamda da başka yarışmalara katılarak da kendimi geliştirmeye çalıştım deyip kendi gözümden satış dünyasını anlatmak istiyorum sizlere. Öncelikle bu tamamen benim görüşüm ama ben kendimce ekip yönetimi çok değerli görüyorum arkadaşlar. Yani burada satış gerçekten büyük sorumluluk isteyen bir taraf, ekip yönetimi tarafı. Burada şimdi korona süreci de yaşadık, COVID süreci de yaşadık. Biz gerçekten sadece satış tarafında, özellikle bölge müdürlüğü görevimdeyken, satış hedeflerine yönelik değil, insanların sağlığı, insanların güvenliğine ön plana çıkartmaya çalıştık ve buna çok önem verdik. Örneğin doktor, şirket doktorumuzla beraber gerçekten aile seansları düzenledik. Bu korona sürecinde ne yapmalıyız, ne etmeliyiz? Onlara moral verdik. Yeri geldiğinde ben ilk korona vakamı hatırlıyorum ekibimdeki. Maalesef bir arkadaşımız korona kaptığında, o zamanlar Nisan ya da Mayıs'tı sanırım. Gece 11.30'da ben nefes alamıyorum, ne yapmalıyım, beni yönlendirin, korkuyorum şeklinde telefon aldım. Ve bu benim için gerçekten büyük bir hem kriz yönetimiydi hem de çok ilginç bir andı, yaşanmışlıktı. Bildiğiniz aslında sadece satış müdürü olunca hedeflere yönelik değil de bu gibi kişisel terapileri bile yeri geldi yapıyorsunuz. Bunun dışında sahada binlerce aracımız var. Bunların trafik güvenliğine önem veriyoruz. Bu işin tabii ki de aile tarafı, sorumluluk tarafı. Bir tarafta da satışa yönelik olacak, bakacak olursak performans tarafı. Yani motivasyon bu işin bence en önemli ayaklarından bir tanesi, ekip yönetimi tarafında. Özellikle biz korona sürecinde dahi, bir örnek daha vereyim. O kadar bilinmezlik içerisindeydik ki karşı taraftan, ekibimizden gerçekten negatif sinyaller almaya da başlamıştık ama gerçek anlamda insanları düzgün bir şekilde yönlendirince, motive edebilmeyi başarınca biz hedeflerimizin üzerine bile çıkmayı başardık. Hatta kendi bölgemden örnek vereyim, biz bölge olarak birinci bile olmuştuk ama burada insanları motive etmek, ekip yönetimi tarafı bence satış dünyasında çok önemli bir kriter. İkincisi, farklı iş ortakları. Yani satış öyle bir bölüm ki arkadaşlar, her çeşit insanla görüşüyorsunuz derler ya, yani sahadaki bakkal amcayla görüştükten sonra üst yönetimdeki, pazarlamamızın üst yönetimindeki bir insanla toplantıya girebiliyorsunuz. Ya da sonraki durağınız devlet kurumlarına gitmek olabiliyor. Ardından global ekiplerle telekonferans yapıyor olabilirsiniz. Ayrıca satışın gerçekten internal ekiplerle de çok fazla bağı var. Yani
supply chain'e de görüşüyorsunuz, finansa da görüşüyorsunuz, marketing'le de görüşüyorsunuz, yani benimle artık. Üretim tarafıyla da görüşüyorsunuz. Her kanalla iletişim kurabilen network ağı çok önemli ve geniş olan bir alan satış tarafı. Böyle bir paylaşım yapabilirim sizlerle. Onun dışında e-com, data ve dijital demiştim. Çok kısaca oradan da bahsetmek istiyorum. Aslında her FMCG şirketi gibi Unilever de e-com'a önem veriyor ve bunu ilk gününden beri destekliyor. Ve buraya yatırımlar da yapıyor. Tıpkı diğer kanallarımızda yaptığımız gibi. Benim dikkatimi çeken bir şey sadece söyleyeceğim sizlere. Şimdi Getir'den bahsediyoruz, Trendyol vesaire, ama Anadolu'da ve Türkiye'nin diğer taraflarında da bu gibi küçük girişimler başlamaya yüz tuttu. Yani Çorum'da da Getir benzeri grocery immunity şirketleri var. Yani Instant diyoruz bunlara. Ya da ne bileyim işte farklı Zonguldak'ta da yapılan girişimler var. Bu benim dikkatimi çeken bir kısımdı sadece e-com alanında. Bunun dışında data ve dijital dedim. Yani datayı, şimdi satışçı deyince ne geliyor aklınıza? Gidip sadece satın almalarla görüşen ya da bakkallarla, marketlerle ya da büyük firmalarla görüşen bir alan, tamam, ilişki kuvvetli. Bir yandan da bunun arkasını dayandırmak gerekiyor. Dataya dayandırmak gerekiyor. Bilimsel tablolara, big data dediğimiz alanları iyice incelemek ve bu datayı analiz etmek gerekiyor. O yüzden de buraya işte Algebra'yı koydum. Benim zamanında yürüttüğüm bir projeydi. Nereden satış geliyor? Demand space'ler neresi, hangi ürün, yeni çıkarttığımız ürünler hangi ürünlerden çalıyor ya da nereye yatırım yapmalıyız, ikinci alımları nelerdir gibi birçok analizi yaptığımız bir projeydi bu. Onun dışında saha ekibini yönlendirmek, optimum maliyetlerle yönetmek çok kritik. Burada da devreye aslında rota optimizasyonları, cost optimizasyonları, örnek veriyorum, dondurmadan örnek vereyim Algida'dan. Bir dolabın içerisine hangi ürünlerin koyulması gerektiği, çünkü bir kısıtlı bir alan var. Ya da marketlerde raflara nelerin koyulması gerektiğinin arka planda o kadar büyük bir çalışması var ki arkadaşlar. Yani burada dataya dayandırıp gerçek anlamda bir bilimsel çalışma yapmadan buraya ulaşmak da çok zor. O yüzden de satış tarafı sadece ilişki yönetimi ya da gidip anlaşma değil, bunun arkasında çok ciddi bir hazırlık süreci de olması gerekiyor. Bu gibi analizlerle bunu da aslında belirtmek istedim özellikle. Bizim gitmek istediğimiz yerler, bulunmak istediğimiz yerler, herkes her şeyin farkında. Artık dijitalleşen ve robotik kodlamanın ön planda olduğu bir noktadayız. Yani geri gelecek biz belki de forecastlerimizi bile AI teknolojisiyle ya da machine learninglerle yapıp bu alanda otomatize hale getireceğiz ve gerçek anlamda ihtiyaçları belirleyip bu alana to the point gitmeye çalışacağız diyorum. Şimdiki kıymetlerim diye bir slide koymuştum. Ben aslında şu an pazarlama tarafı departmanında ürün müdürü olarak görev yapıyorum. Son 2 haftadır. Ve bunlar da aslında benim yeni ürünlerim. You Professional ve Vim. Bu markaların her şeyinden sorumlusunuz arkadaşlar pazarlama tarafında da. Yani üretiminden, paketlemesinden, reklam filmine kadar. Ben şimdi satış tarafıyla ilgili konuştum. Kendi yeni görevimle ilgili fragmanı da verdim. Şimdi sizleri pazarlamanın ışıltılı dünyasında Kübra ile baş başa bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler Can, ağzına sağlık. Ben de Bayra senden devralarak biraz kendi geçmişimden ve pazarlama deyince hani biz ne yapıyoruz, pazarlamada neler yapıyoruz, onlardan bahsedeceğim. Ben de ekranımı yansıtayım herhalde. Ekranımı görüntüleyebiliyorsunuz şu anda değil mi? Görüyoruz. Süper. Hızlıca kendimden bahsedeyim. İsmim Kübra Taryak. Ben de aslında birkaç haftadır satış departmanında yer alıyorum. E-com Shopper Marketing Manager olarak görev alıyorum. Bundan öncesinde ise aslında pazarlama departmanındaydım. 2014 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun oldum. Bu sürede işletmeyle birlikte okudum burayı. Okul dönemindeyken de bir ara Hollanda'da Utrecht Üniversitesi'nde Erasmus deneyimi elde ettim. Burada bir Erasmus Exchange Programı ile yer aldım. Birazdan iş olarak neler yaptığımdan bahsedeceğim ama çok kısaca kendimi tanıtayım. Ben de İstanbul'dayım Can gibi. Boğaziçi mezunuyum. Yine benzer bir yol. Aynı okullarda okumuşuz. Farklı dönemlerde. Boş zamanlarımda spor yapmaktan çok keyif alıyorum. Benim en büyük hobilerimden biri. Hem psikolojik hem fizyolojik olarak beni ben yapan şeylerden biri diyebilirim. Bunun dışında sağlıklı beslenme ve biyokimya gibi konulara ilgi duyuyorum. Gezmeyi, farklı yerler, farklı kültürler keşfetmeyi çok severim. Tam bir modern sanat tutkunuyum. Şu anda İstanbul Modern'le birlikte üyeyim ve burada bazı çalışmalar yapıyoruz. Ve onun dışında
arkadaşlarımla vakit geçirmeyi çok seviyorum. Tabii COVID döneminde bunların belli kısımları sınırlanıyor ama yeni dünyada, yeni düzende bunları yapmanın alternatif yollarını buluyoruz biz de herkes gibi. Profesyonel olarak deneyimime gelecek olursak, dediğim gibi ben 2014 yılında Boğaziçi'nden mezun oldum. Daha sonrasında kariyer hayatıma Henkel'de başladım. Burada ürün müdür yardımcısı, assistant brand manager olarak 2-2,5 yıl kadar görev aldım ve Pirelli markasına hem elde yıkama hem de makinede yıkama gruplarına bakarak aslında Can'ın da bahsettiği gibi ürünün reklamından paketine, pazar payına, fiyatına gibi noktalarda tüm görevlerden sorumluydum. Daha sonrasında benim zaten Unilever'e geçme gibi bir isteğim ve arzum vardı. Şirket de bana yaklaştı. Ben de 2017 yılında buradan gelen teklifle birlikte Unilever ailesine katılmış oldum. O dönemden beri de Unilever'de görev alıyorum. Unilever'e geçtiğimde önce dondurma kategorisine başladım. Nametrap region'ı dediğimiz Türkiye, Rusya, Orta Asya ve Uzak Doğu bölgelerinde dondurmadan sorumlu ürün müdür yardımcısı olarak 2 yıl boyunca görev aldım. Burada sizlerin de bildiği ve yakından tanıdığı eminim ve deneyimlediği Max, Cornetto ve atıştırmalık gibi çeşitli dondurma gruplarına hem Türkiye hem de yurt dışı için baktım, görev aldım. Daha sonrasında aslında pazarlamanın kardeş bir departmanı diyeyim. Pazar araştırmada gene regional tarafta bir pazar araştırma müdürü koltuğu açılmıştı. Ben de dedim ki hani insanın konfor alanından çıkması her zaman kıymetli ve ben bir pazarlamacı olmak istiyorum. Ve güçlü bir pazarlamacı olmak istiyorum. Ama ben ne kadar farklı alanlarda kendimi benzer, pazarlamaya benzer ve farklı alanlarda kendimi geliştirebilirsem bu benim için o kadar kıymetli olacak ve beni daha iyi bir pazarlamacı yapacağını düşünerek yola çıktım. Ve pazar araştırma müdürü olarak 6 ay önce görev yaptım ki gerçekten bana bu 6 aylık deneyimim çok çok fazla şey kattı. Hani bu deneyimim öncesi şimdiye kıyasladığımda aslında pazarlamaya bakış açım, tüketiciye yani her şeyin başladığı yer olan tüketiciye bakış açım çok daha farklı. O anlamda konfor alanından çıkmak ve insanların özellikle böyle globalleştiğimiz dünyada her şeyin iç içe geçtiği dünyada interconnected bir şekilde farklı alanlarda tecrübe kazanmak çok kıymetli. Buradaki görevimden sonra Lipton'a geçtim. Lipton Poşet Çaylar marka müdürü olarak görev aldım. Burada tüm siyah çaylara, bitki meyve çaylarına bir yıl boyunca baktım. Ve şu an rafta gördüğünüz vitaminli çay, Slim Plus çayları gibi çeşitli inovasyonlar yaptık. Daha sonrasında çamaşır ev bakım kategorisine gene pazarlama departmanından devam ediyorum. Pazarlama içerisinde geçtim ve burada çamaşır ev bakım transformasyon müdürü ve marka müdürü olarak görev aldım. Bu da klasik bir pazarlama koltuğu olmakla birlikte gene biraz daha farklı ve farklı kaslarımı güçlendirdiğim bir koltuk oldu benim için. Bir görev sorumluluğu oldu. Unilever'in operasyon göstermediği kategorilere ve ürünlere bakarak burada bizim için bir potansiyel olabilir mi, olmaz mı, bu pazarlara girmeli miyiz gibi sorumluluklarım vardı ve bir yıl boyunca bunları çalıştım. Az önce Can'ın da kıymetlilerim diye bahsettiği aslında Vim markamız, yani orta segment hedef kitledeki çamaşır ev bakım markamız ve profesyonel dünyadaki Unilever Profesyonel lansmanımız aslında bu çalışmaların bir sonucuydu. Bunları lanse ettim ve daha sonrasında bunları Can'a emanet ederek ben de 2 hafta önce satış departmanına geçmiş bulunuyorum. Şu anda da e-ticaret shopper marketing manager olarak görev alıyorum ve tüm Unilever'in kategorilerine bakıyorum aslında. Marketing gibi gözükse de satışın içinde bir satış rolü gibi düşünebilirsiniz. Özellikle az önce de söylediğim gibi hani artık görev tanımlarının değiştiği, her şey dijitalleştiği bir dünyada bir pazarlamacı olarak da bu tarz kaslarımızı geliştirmek ve güçlendirmek çok kıymetli. O yüzden benim için de güzel bir deneyim olmasını ümit ediyorum. Bu gene exchange sürecimin diyebilirim. Peki pazarlama dedik. Birazcık soru cevap kısmına geçmeden önce pazarlama benim için nedir? Ondan bahsedeceğim. Pazarlamayı ben get on the front line diye bir terimle tanımak istiyorum. Yani aslında çizgin önüne geçmek. Tüketicilerin karşısında durabilmek pazarlama dediğimiz şey. Evet, bütün ürünlerin her şeyinden sorumluyuz ama bunu yaşadığımız dünyadan bağımsız da düşünemeyiz. Ve bunu ben 3 tane temel kategoriye ayırıyorum. Birincisi get real dediğimiz gerçeklikle başlamak. İkincisi iyilik yap, iyi ol. Üçüncüsü de
Ne yaparsan yap daima tüketicinin gözünde ol ve bunun fark edilmesini sağla. Get real ne demek? Biraz ondan bahsedeyim. Biz ne yaparsak yapalım pazarlamada aslında her şey daima tüketicilere başlıyor. Yani tüketicinin çıkış noktamız daima tüketicinin ihtiyaçlarına cevap vermek, pazarda bir ihtiyaç var mı, bir boşluk, bir fırsat var mı bunu anlayıp önce herhangi bir şey çıkarmadan önce tüketici ihtiyaçlarını, neye ihtiyaç duyuyorlar, pain point dediğimiz noktalarda nelere ihtiyaçları var ve ben o pazara cevap veriyor muyum noktasından düşünerek ürünü dizayn etmeye başlamak olmalı. Biz de aslında geçen sene böyle yaptık ve biraz daha sizin kafanızı canlandırabilmek için birkaç örnek tam bahsedeceğim. Get Real dediğimiz noktada biliyorsunuz hepimizin yaşadığı bir COVID süreci oldu ve halen de devam ediyor. Biz burada COVID başlar başlamaz gördük ki ve araştırmalar yaptık. İnsanların çok fazla dezenfekte bir ürünü, bir nesneyi dezenfekte etme ihtiyacı doğdu. Biz de Domestos markamız ile bu yoldan, buradan yola çıktık ve çok hızlı bir şekilde yeni bir ürün lansmanı gerçekleştirdik. Şimdi size onu kısaca izleteceğim. Domestos pratik yüzey spreyini durdurulamaz yapan nedir? Sıklıkla temas edilen yüzeylerde yüksek alkollü formülüyle hijyen sağlar. Sprey gücüyle her noktayı derinlemesine temizler, iz bırakmaz. Domestos evde, ofiste, her yerde, her zaman yanınızda. Domestos durdurulamaz. Evet, başladık dedik. Biz önce gerçeğe ineceğiz. Yani sorunu ya da fırsatı define edeceğiz. Ama bir markanın aslında yapması gereken şey sadece bu değil. Bir markanın yapması ve yapıyor olması gereken şey markanın kendi fonksiyonelitesinin ötesine geçmek ve insana ve topluma faydada bulunmak. Do good dediğimiz kısım da bu. Yani Domestos ya da Cif olsun ya da Magnum olsun veya Lipton olsun. Burada bizim hedefimiz ve amacımız daima sadece ürün sunucu değil, aslında ürünlerimiz aracılığıyla insanların hayatına dokunmak ve onları daha iyi bir yere taşıyabilmek olmalı. Ürünlerin de ötesinde beni pazarlamaya dair en çok heyecanlandıran ve şu anda aslında yaptığım işe dair de en çok tutkuyla bağlamamı sağlayan noktalardan biri bu duygu kısmı diyebilirim, hatta en büyük kısmı. Bununla ilgili sizin zihninizi de biraz daha canlandırmak için CİF'le dair çok yakında yaptığımız, siz de belki görmüş ve deneyimlemişsinizdir, Temizken Güzel projemize kısa bir videoyla göstermek ve anlatmak istiyorum. Temizliğin mutlulukla bir ilişkisi var, biliyoruz. Baktıkça içimiz açılan temiz evlerden temiz şehirlere doğru yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. CİF olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay İşbirliği ile sosyal mesafe kurallarına uygun CİF Kadıköy Parkı'nı yaptık. Karaköy ve Eminönü'nde yaya alt geçitlerini yeniledik ve temizledik. İstanbul Boğazı'na hiç durmadan atık toplayacak CİF çöp kaparları yerleştirdik. Şehirlerimizin temizliği hepimize ilgilene kadar çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü evimiz gibi şehirlerimiz de temizken güzel. Merhaba güzellik. Yani aslında bu CİF örneğinde de biraz anlatmak istediğim gibi ürünün ötesinde insanların ya da topluma dokunabilmek. Burada biz biraz daha İstanbul'u, şehirlerimizi güzelleştirmeyi hedefledik. Pazarlama deyince aslında sadece insanların ya da hayatların toplumuna dokunmak da değil. Bir de bunun üzerinde evet ben bunları yaptım, tüketicilere uygun ürünler geliştirdim, onların hayatının ürün ötesinde dokundum. Bir de bunları tüketiciye markamla duyuruyor olabilmeliyim ve markamın gücünü destekliyor olabilmeliyim. Yani üçüncü ayağı da aslında bir ambassador dediğimiz, yani markalarımızı tüketiciye duyurmak ve onları farklı platformlarla, yaratıcı şekillerle markamızı buluşturarak aslında bu bağı arttırma ve onların top of mind adını verdiğimiz
zihinlerine yer etme ve bunu da yaratıcı bir şekilde gözden kaçamayacak bir şekilde yapmak. Bununla ilgili de gene çok yakın dönemde Magnum'la çalıştığım bir projeyi göstermek istiyorum. Magnum, La Casa de Papel ve Netflix'le birlikte ortak bir işbirliği gerçekleştirdik. Eminim ki aramızda bu reklam filmini ve bu çalışmayı da görenleriniz vardır. Ona ait kısa bir videoyla pazarlama noktasında be unmissable olmak ne demektir? Onları size anlatmak ve bir örnek paylaşmak istiyorum. Merhaba, ben Profesör. Magnum Double Caramel Gold operasyonunda hedefe nasıl ulaştık anlatayım. Bugüne kadarki en zengin hazza sahip Magnum Gold'un çarpıcı özelliği altın renkteki çikolatası. Ve altın bizim uzmanlığımız. O yüzden kontrolü biz ele aldık. Operasyonda ilk adım, ortalığı karıştır. Merakla beklenen 5. sezon öncesi teaserla yeni bir içerik mi geliyor tartışmaları başlat. Ve yeni ekip üyesinin kim olduğunu merak ettir. İkinci adım, influencerlara heyecanı ortak et ve arkana al. Üçüncü adım, yeni ekip üyesini ifşa et ve soygunu gerçekleştir. Profesör, oldu bu iş. Yeni üyenin çok sevileceğinden emin ol. Dördüncü adımda bu soygunu herkese ama herkese duyur. Görmeyen kalmasın, mutlaka halkın ilgisini ve desteğini kazan. Beşinci adım, şaşırt. Onlar kaçacağını zannederken... B planına geçiyoruz. Sen ikinci bir operasyonla dikkatlerini çek. İşe yarıyor. Ve gündemden yararlanmayı unutma. Yeni sezonla aynı anda Limited Edition paketlerle heyecanı devam ettir. Sonra mı? Başarmanın tadını çıkar. Benim de anlatacaklarım bu kadardı. Biraz sizlere benim gözümden pazarlama dünyasına da bir yolculuğa çıkarmak istedim. Can'la birlikte satış ve pazarlama üzerine sorularınızı cevaplamaktan mutluluk duyarız. Şu anda. Kübra Hanım, Can Bey, öncelikle ağzınıza sağlık. İkinizin de çok teşekkür ederiz. Sorularımıza geçelim hiç vakit kaybetmeden. Yeni pozisyonlarınızda adaptasyon sorunu yaşıyor musunuz diye bir soru gelmiş. Peki, ben başlayayım istiyorsan Kübra. Evet. Satışla pazarlama her ne kadar farklı dünyalar olsa da aslında çok iç içe. Sürekli görüşülen, daha doğrusu sürekli görüştüğümüz departmanlar. Yani ben sürekli Kübra'ya da şimdi orada dondurma tarafında çalıştığından bahsetmişti. Biz dondurma tarafında Kübra'ya beraber çalışmıştık. Yani tam olarak yaptığımız işi... Ayırt etmek bence birazcık çok zor geliyor bana. Yani baktığımızda adaptasyon sorunu herhangi bir işe geçişte olacaktır tabii ama az çok bildiğimiz için daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Ya şu an için daha çok yeni tabii. 2-3 haftalık bir süreç yaşadık. O yüzden bunu söylemek için çok erken ama en azından nereye hizmet ettiğini, nereye gitmek istediğini, işte amacı olan markaların bilincinde olarak ben şahsen satışçı olarak şu an şimdiki yeni marketingçi olarak Kübra'nın biraz önce anlattıklarını benimsiyorum. Ve buraya aynı amaçla gitmeyi planlıyorum. Öyle çok uç ayrı şeyler değil, yani görevler değil. Ama tabii ki de operasyon olarak farklılıklar var. Yani marketing tarafında ürün üzerine bir şeyler konuşmaya çalışırken satış tarafında daha çok müşteri odaklı gidiyorsunuz. Yöntemler farklı, metotlar farklı ama ulaşmak istediğimiz yer tek bir yer aslında. Benim en azından açılımdan söyleyeceklerim bunlar. Bilmiyorum Kübra, sen adaptasyon sorunuyla ilgili nasıl cevaplarsın ama. Aynen Can, çok güzel özetledim. Ben bunu bir sorun demem kesinlikle. Ben burada süreç kelimesini kullanmayı tercih ederim. Bir sorun olarak görmüyorum. Çünkü alışma süreci olarak görüyorum. Hani bir Can'ın dediği gibi hem benzer departmanlar ama bununla birlikte tabii ki de dinamikleri ve yaptığınız iş inanılmaz farklı. Fakat bu da bir öğrenme süreci gibi. Zaten işin hani zorlu olmakla birlikte keyifli olan kısmı da bu. Çünkü bu alışma sürecinde bir sürü yeni şey öğreniyorsunuz ve yeni kas elde ediyorsunuz.
O yüzden de bu da bambaşka keyifli bir süreç oluyor. Yani araba kullanmak gibi ilk başta zordur ama sonrası çok keyiftir ve size yepyeni kapılar ve bir özgürlük getirir. Ben biraz buna benzetiyorum açıkçası. Çok doğru. Çok teşekkür ederiz ikinize de cevaplarınız için. Bir diğer sorumuza geçelim isterseniz. Can Bey ve Kübra Hanım çok enerjiksiniz. Stresli ve sürekli bir hedef tutturmaya çalışırken motivasyonunuzu kaybetmemek için neler yapıyorsunuz? Sen mi söylersin Kübra yoksa ben mi başlayayım? Sen olur, bunda da ben başlayayım. Çok güzel ve çok bence doğru bir soru aslında. Hele ki hani hızlı tüketim ürünlerinde dünya o kadar hızlı değiştiği için aslında dış koşullar daha çok fazla değişiyor. Ama ben daima şöyle bakıyorum açıkçası. Bir şey olmadığı noktada okey olmuyorsa pes etmek değil de ben bunu nasıl oldurabilirim? A ile mi, B ile mi, C ile mi oldurabilirim şeklinde farklı farklı yollar deniyorum. Eğer bu yolların hiçbiri olmuyorsa da o zaman o hedefi revize etme ve soruna farklı bir şekilde yaklaşma şeklinde ilerliyorum. Ama hiçbir zaman yol üzerinde okey ben elimden geleni yaptım ve kenara çekildiğim gibi bir bakış açısı sergilememek ve daima çözüm yolları aramak. Bir de ikinci olarak da verebileceğim tavsiye aslında olayları kişisel algılamamak ve daha etki alanımız içerisinde ben ne yapabilirim odaklanarak çözüme gitmek diyebilirim. Ya o kadar çok, ya o kadar benzer bir cevap verdin ki benim söyleyeceğimde aslında. O yüzden ben de birazcık da ona bağlayacağım şimdi. Aslında bu birazcık da çevrendeki insanları ve çalıştığın şirketi sevmekle, özellikle yaptığın işi sevmekle alakalı. Yani Harmony, baktığımızda ben yaptığım işi seviyorum. Şimdiki geçtiğim işi de sevdim. Bu en önemli kriter bence. Yani baktığınızda hedefe ulaşmak, yaptığın sonuçları görmek, gözünle görmek, işte biraz önce Kübra bahsetti neler yaptığımızı. Ya bu birazcık bununla da alakalı. Yani orada biraz hızlı geçti oraya ama Kübra, yani iyilik yap gibi bir ajandayla yola çıkan bir şirkette çalışmak bence çok değerli. Ve buna uygun markaların olması da çok değerli. Burada baktığımızda örneğin doğal afetler yaşadık ya da birçok süreçten geçti Türkiye. Ve burada ilk saatten itibaren desteğini esirgemeyen bir şirkette çalışmanın ben verdiği motivasyonla ya da yaptığım işin bana uygunluğuyla kendimi bu şekilde motive edebiliyorum diyebilir miyim? Çok güzel cevaplar verdiniz. İkiniz de çok teşekkür ederiz. Ayrıca detaylı sunumlarınız ve bize aktardığınız değerli bilgiler için de çok teşekkür ederiz. Eminim ki bizi izleyen öğrenci arkadaşlarımız ve yeni mezunlarımız oldukça motive olmuşlardır. Son olarak eklemek istediğiniz şeyler varsa alabiliriz ikinizden de. Ben başlayayım, son sözü Kübra sana vereyim istiyorsan. Şu an bu seansta aslında çok belki de farklı bir durumdayız. Çünkü biz dediğimiz gibi Kübra ile ben 10 senelik satış departmanına görev alan birisi olarak satış pazarlama tarafına geçtim. Kübra da aynı şekilde satış tarafına geçti. Benim önerim nacizane son söz olarak cross functionality, işte farklı şeyleri denemek, işte konfor alanından çıkmak, yeni şeyleri keşfetmek. Çünkü artık dünya buraya gidiyor. Biraz önce Kübra da bahsetti. Her şeyden bir şey bilip gerçekten güzel çıktılar oluşturmayı sağlamak, dijitalleşmek. Ya bu tarafa ben nacizane önerim olur sadece. Bunun dışında bu şekilde bizi aradığınız için de size de çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu koşullarda bu organizasyonu yapmak da çok zor ve meşakkatli. Size ve ekibimize de teşekkür ediyorum. Kolay gelsin diyorum. Can çok güzel özetledim. Ben ancak senin söylediklerini eko edebilirim bu noktada. Hani tekrar vurgulamam gerekirse hiçbir zaman denemekten korkmamak ve yeni şeylerle kendimizi geliştirmeye açık olmak ve farklı kaslarımızı güçlendirmek bence en kıymetli şeylerden biri hayatta diyebilirim. Teşekkür ediyorum aynı şekilde. Bizler teşekkür. Çok teşekkür ederiz Sayın Kübra Telyak ve Sayın Can Nizam'a. Etkinliğimize renk kattılar. Çok verimli bir oturum oldu bizler için.